Şimdi şuraya sunucudaki eşyaların yani oyun içi parayla fiyatların bireysel veya organize olarak manipüle edilmesi. Tamam mı? Aynı pazar üzerine benzer ya da farklı seviyelerdeki eşyaların oyuncuları aldatmaya yönelik fiyatlarla satışa sunulması. Yani bu destandaki olan olay da buydu. Bu yeni eklendi. Örnek artı 7 ve artı 1 şart eşyalarının olduğu bir pazarda artı 7 fiyatını artı 1 eşyalar için belirlemek. Şart burada bir örnek. Bunun MD olarak düşünebilirsiniz, VB olarak düşünebilirsiniz. Anladınız mı yani? İnsanları bizzat dolandırmaya yönelik hareket pazar içerisindeki. Süresiz hesap kapatılması direkt yani pazar içerisindeki ve kapatılan hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde IP adresleri, telefon numaralarıyla ve bilgisayar kimlikleriyle eşleşen hesaplarda ceza alabilmektedir. Bu ne demek? Yani senin pazar çarın var. Atıyorum yan çarın var itemli. O çarla dolandırıcılık yapmaya kalktın. Ban yerse diğer çarında otomatikmen zaten aynı çar içerisinde olduğu için eğer IP ban atılırsa komple çarında ban yemiş oluyor. Olay bu. Yeni eklenen olay bu. Yani bu ne demek? Aynen öyle. Atıyorum. Mirage Dagger. Şu an var mı bilmiyorum. Bakacağız. Var mı yok. Mesela bak çekmişler anladın mı? Millet öğrenmiş artık ya. Yani çekmişler dedim pazardan çekmişler. Atıyorum MD'yi ışınlandınız babacığım. Nerede lan bu adam? Gözümüzün önünde MD'yi çektiler. Trina'da vardı. Trina'ya bakalım. Trina. MD mi alacaksın? Yok kanka. Son bir tane kaldı. Adam diyor ki MD mi alacaksın? Anasını dedim. MD gitti usta. Ha bak 4GB koymuş. Şu çocuğa baktık zaten bak arkadaşlar. Bunun amacı sizleri dolandırmak. Tamam mı? 40M'den geldim buraya. Ondan sonra 40M'den bunu çektim. Üstlerinde yanım şaşırıp 10GB'm var. Felix de var. Varsa hala benim yaptığım gibi klip alın şöyle itemleri gezdirin. Mesela şurada 4GB koymuş bu adam. Anladınız mı? Bir de KSC alın. Videoyu çekerken ekran kaydı alın. Ondan sonra üstte zaten nick'i görünüyor. Direkt CR'ye reportlayın. Anladın mı? R8 yakmalıklarda da vardı. Mesela bu adam eğer bu pazarı kaldırmazsa banlanacak zaten. Canlı canlı dolandırırsana kanka tam kafamıza oturur. Aynen. Ondan sonra olay bundan ibaret. Mesela yakmalıklarda yapıyorlardı. Onları kaldırdılar artık. Yani adamlar şeyi gördü, duyuruyu gördü. Yakmalıklarda da aynı şekilde. Ne yapıyorlardı? Buraya 280K'ya, diğeri 280M'e koyuyordu. Anladınız mı? Yani insanları dolandırmak için. Dalgınlığına getirip insanların paralarını almak için. Biz yayınlarda bunları hani çok dile getirdik ya. İşte bunun önüne bir çözüm getirilmesi gerekiyor. İster istemez dalgınlığına gelebilir. Yasak evet yasak. Yasak arkadaşlar. Entity Game'de resmi olarak onu duyurular içerisine ekledi. Pandora'da şu an boost'a yok. Trina buyuna bakar mısın? Aleykümselam bakayım. Birine. Yani amaç tamamen birilerini dolandırmak için yapılıyorsa ban sebebi. Selçuk, istersen git tek başına şurada Maul'ü 10 GB'ye koy. Ona kimse bir şey demiyor. Ama sen insanları dolandırmak için bunu yapıyorsan yasak. Babacım niye anlamak istemiyorsunuz ya? Allah Allah. Yok ona da baktım. Haykazan'a da baktım. Busta. Haykazan'a da baktım. 3200'e var. O kadar en yüksek koymuş. Anladın mı? Bak serbest piyasa değil burada olay. Ha, DC Flash'a bakalım. DC Flash'ta da yapıyorlardı bunu. Gitmen değil mi? Yok. Anladın mı kankacığım? Yoksa gördüm gördük izledik. Ha dur izleyeceğiz onu da. DC Flash'ta yok onu da kaldırmışlar. Kanka anlamıyorlar mı? Anlamıyorum ya. Anladın mı? Olay şuradan patladı. Bak. Benim demek istediğim merdivene koyuyorlar dedim ya arkadaşlar. Şimdi şu çarın altındaki nick'e dikkat edin. Tam benim kameraya bakın. Burada farklı bir nick var. Adam çarı merdivenin altına sokuyor. Tamam mı? Bir şekilde ya deskent attırıyor. Ya da magesine mi TP yaptırıyor? Nedir? Çar merdivenin altında. Buraya düşük pazar kuruyor. Fragman satıldı. 30M. 32M pardon. Anladın mı? Bak Bilal'i anlatır gibi anlatıyorum. Buraya şuradaki eşyaların düşüklerini buraya kuruyor. Atıyorum bu su 200'den kuruyor. Besi 800K'dan kuruyor diyelim. Silver'ı 2.1M'den kuruyor diyelim tamam mı? Getiriyor üst çarına şu dolandırıcı çarına Lord işte bu şu an ban yedi hepsi bunların. Buraya da aynı
koordinata da bunları işte bu'su 70M'den kuruyor diyelim. Bes'i 50M'den kuruyor. Silver'ı 100M'den kuruyor diyelim. Sen pazar seyreden ister istemez en düşeye ışınlandığın anda bu adamın pazarına düşüyorsun. Eğer dalgınlığına gelirse o bus'u ya 7M'den ya 70M'den çekmiş oluyorsun, geçmiş olsun. Yani bu serbest piyasanın ötesinde dolandırıcılık işin içine girdi mi? Ben bu taktiğe düştüm demiş. Düşen çok oldu. Bilge. Anladın mı? Biz bunu yayında gösterdik. Zaten ben yayını kapattıktan 5 dakika sonra bu çarları ban yemiş. Ondan sonra da işte bu gecesine de dün gece bu şimdi sen bana kaç para vereceksin? Kanka belki o da gelir. Bu bir ilk adımdır, anladın mı? Yoksa kimse senin şuraya, atıyorum sende şu item var, Nesli kart. Buraya kimse senin gelip bu itemi işte şeyden, neydi onun adı? Telden yoksa bu iteme 800 deme koymuşsun, 21 GB'ye koymuşsun. Kimse zaten bunu ilgilendirmez. Buraya gelip geri çekeceğin adam, anladın mı? Buraya kurdun 21 GB'ye. Kendisi gelip isteyse çekerse o mesele değil. Ama sen bunu SS alındı kardeşim, bana hayırlı olsun. Aynen. Ama sen gidip bunu birisinin üstüne, Nescarp satan birinin üstüne gidip art niyetli bir şekilde veya 5 tane Nescarp'ı aynı anda yan yana koyup birisine 21 GB'ye koyarsan o zaman iş dolandırıcılığa giriyor. Anladın mı? Bilgi. Tam olarak açıkladık yani. Ben burada biraz açıklama moduna girdim. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Ahmet Bey'in ceketi. Arkadaşlar Pandora'da LKP'leriniz alınır. Buy LKP. Buy LKP. Allah aşkına 2 tane LKP lazım ya. Vallahi bir BP oynasın ya. Kaç tane alıyorsun? Vallahi bakarız kanka. Şu an ne kadar? P3'te misin? 199. Ne kadar? 10M. 140. 155'ten alırım. 155'ten alırım. Evet Enes. Mirage'e bakayım. Mirage'in 6'sı çok para etmez ya. GG dropları ben de alırım 155'ten. Tamam sen de al o zaman. İşine el koyan mı var? Allah Allah.